Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Bu videoda drone kurulumumuza ESC'lerin ve güç dağıtım kartının bağlantılarıyla devam edeceğiz. Uzun bir video olacak, hemen başlıyorum. Geçen videoda burada kalmıştık. Şimdi ESC bağlantılarını yapmadan önce hangi ESC'nin hangi motora bağlandığını ve hangi motorun hangi yönde dönmek zorunda olduğuna karar vermemiz gerekiyor. Bunun için multikopteri uçuş konumuna aldım. Şimdi de Ardupilot'un kendi sitesinde yayınladığı Hexacopter konfigürasyonlarına bakalım. Burada öncelikle bizim multikopterimizin hangisine uyduğuna karar vermemiz gerekiyor. Hexa Plus'ta uçuş ekseninde iki motor bulunurken Hexa X'te uçuş eksenine dik olacak şekilde konumlandırılmış iki motor bulunuyor. Bizim sistemimizde kırmızı kolları ön taraf olarak belirlemiştik. Yani uçuş eksenine dik olacak şekilde yerleşmiş iki motorumuz bulunuyor. Yani bizim sistemimiz Hexa X'e uyumlu. Şimdi Hexa X'in konfigürasyonuna geri dönelim. Sağdaki motordan başlayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye sıralandırılmış. Biz de aynı bu sırayı takip edeceğiz. Aynı zamanda ilk motor saat yönünde dönüyor. Ondan sonra bir saat yönünün tersi bir saat yönünde olacak şekilde devam ediyor. Biz de aynı bu şekilde kuruluma devam edeceğiz. Ben çekimlere başlamadan önce şu anda ekranda gördüğünüz listeyi hazırlamıştım. Şimdi bunları ilgili motorlarına yapıştırarak ileride bir karışıklık olmasını önlemeye çalışacağım. Motorların dönüş yönünü nasıl belirlediğimizi bilmiyorsanız üstteki linkten fırçasız motorların çalışma şeklini anlattığım videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi ilk olarak motorla ESC'leri rastgele olacak şekilde bağlıyorum. Burada amacım bağlantıları sabitlemeden önce motor yönünü doğru bir şekilde ayarlamış olmak. Bunun için pilimize ve kumanda alıcısına ihtiyacımız olacak. Kumanda alıcısının 3 numaralı kanalına ekranda gördüğünüz gibi kabloyu bağlıyorum. Alıcının üzerinde küçük bir şekilde gösterilmiş sinyal kablosu pozitif ve negatif olması gerekiyor. Ben de o sıraya uygun bir şekilde kabloyu yerleştiriyorum. ESC'ye elektrik verdikten sonra back devresi sayesinde ESC bu kablolar aracılığıyla kumanda alıcısına elektrik sağlayacak. Yani kumanda alıcısı da çalışmış olacak. ESC'nin elektrik bağlantısını hızlı bir şekilde yapıyorum. Şimdi motorun hangi yönde döndüğünü anlayabilmek için motorun üzerine bir bant yapıştırıyorum. Ardından kumandayı alıyorum. Ve güç kolundan güç vermeye başlıyorum. Ekranda da gördüğünüz gibi motor saat yönünde dönüyor. 3 numaralı motorun zaten saat yönünde dönmesi gerekiyor. Dolayısıyla şu andaki konfigürasyonla ESC'yi yerine yerleştirebilirim. Hızlı bir şekilde bağlantıları söküyorum. Şimdi gelelim ESC'nin montajına. İlk olarak ESC'nin kablosunu drone'un üst tarafına doğru, yani uçuş kartının olacağı yere doğru çıkartıyorum. Ardından drone'u yerleştireceğim boşluğa doğru ESC'yi itiyorum. ESC'nin gücünü sağlayacak olan kabloları da şu anda gördüğünüz tarot yazısının altında kalacak, yani güç kartının olacağı konuma doğru çıkartıyor. Evet, ESC yaklaşık olarak yerine oturdu. Şimdi motor bağlantılarını hiçbirini değiştirmeden aynı şekilde ESC'nin yanına taşıyacağım. Eğer motor ters yönde dönmüş olsaydı bir kabloyu sabit tutup diğer ikisini ters çevirerek bağlayacaktım. Şimdi geriye son bir işlem kaldı. O da ESC'nin sinyal kablosu üzerine kaç numaralı motoru kontrol ettiğini yazmak. Bunun için bir post-it'e kontrol ettiği motoru yazacağım. Üzerine de koli bandıyla yapıştırarak zarar gelmesini önlemeye çalışacağım. 1 numaralı ESC'nin montajı bu şekilde sona eriyor. Şimdi montajı aynı şekilde olan 2. 3. ve 4. ESC'lerin bağlantısını hızlı bir şekilde gösteriyorum. Böylelikle geriye 2 ESC kalmış oldu. Ben öncelikle şu anda ekranda gördüğünüz şekilde bu 2 ESC'nin montajını gerçekleştirmeyi planlamıştım. Ama ekranda gördüğünüz konumlarda ESC'leri tutturacak bir yer ve kabloları düzenleme imkanı bulamadım.
Bu yüzden daha sonrasında şu anda ekranda gördüğünüz şekilde düzenlemeye karar verdim. Bu konum değişikliği yüzünden altta kalan iki ESC'yi sabitlemek için kullandığım plastik kelepçeleri söküp yeniden takmam gerekecek. Ardından da bu üç ESC'yi hızlı bir şekilde yine plastik kelepçeler yardımıyla bu noktaya sabitliyorum. ESC'yi sabitledikten sonra tıpkı diğer ESC'lerde yaptığım gibi motor ESC bağlantısını doğru bir şekilde yapabilmek için, yani motor yönünü doğru olarak belirlemek için kumanda alıcısı, pil ve kumanda ile yaptığım küçük devreyi çalıştırıyorum. Bu şekilde kabloların doğru bağlantısını sağlamış oluyorum. Hemen ardından da ESC ve motor bağlantılarını yapıyorum ve bu bağlantıları plastik kelepçeler yardımıyla sabitliyorum. Bu işlemle birlikte ESC'nin montajı tamamlanmış olacak. Son kalan ESC'nin montaj işlemlerini göstermeyeceğim çünkü bu ESC ile birebir aynı. Böylelikle ESC'lerin montajı bitti. Artık güç dağıtım kartının montaj işlemlerine geçebiliriz. Öncelikle güç dağıtım kartımızı hızlıca açıyoruz. Dışındaki plastik kabı sadece, asıl kart içeride. Karta ulaştığımızda iki ayrı metal şeritle pozitif ve negatif yüklerin kendi aralarında bağlantı kurduğu görülüyor. Şu anda artı yükleri bağlayan metal şeridi görüyorsunuz. Kartın tam ortasında gördüğünüz artı ve eksi işaretli iki en büyük delik, pilden gelen kabloların doğrudan bağlanacağı nokta. Bu delikler 10-12 AVG kabloları ile uyumlu. Bizim pilimizden çıkan kablo da 12 AVG olduğu için buraya bağlantısını yapacağız. Şu anda ekranda gördüğünüz delikler ise ESC ve harici ekipmanlarının pozitif kablolarının bağlanacağı delikler. Bu delikler diğerine göre daha küçük çünkü buralardan daha az akım geçecek. 14-16 AVG kablolarıyla uyumlu. Bizim ESC'lerimiz de 14 AVG kablo kullanıyor. Dolayısıyla onları da buraya kolayca lehimleyebileceğiz. Kartın arkasını çevirdiğimiz zaman bu tarafta da negatif yükleri birbirine bağlayan demir şeritleri görebiliyorsunuz. Burada şu önemli, kartın bu yüzünde hem negatif hem de pozitif yüklerin etrafında demir çerçeveleri mevcut. Yani lehim yaptığımızda temas yüzeyleri mevcut. Bu yüzden de biz kablolarımızı bu tarafa doğru çıkartarak lehimleyeceğiz. Şimdi ilk kişi olarak pilden gelen kabloları powerboard üzerinde az önce gösterdiğim noktalara lehimliyoruz. Bu aşamada yaptığım bir düzenlemeden bahsetmek istiyorum. Şu anda multikoptere aşağıdan bakıyoruz. Şu anda işaretlediğim alanda ise güç dağıtım kartı bulunuyor. Bu karta pilden gelen kablonun drone'un üst kısmına geçmesi için köşelerden çıkartmam gerekiyordu. Bu da orada kalınlık yapıyordu ve güç dağıtım kartı biraz aşağıda kalmış oluyordu. Ben bunun için tarotun R ve O harflerinin ortasında kalan alanları kırdım ve kabloları oradan geçirdim. Bu benim işimi epey kolaylaştırdı. Şimdi lehimlerimize devam edelim. Evet, lehimlerimizi bitirdikten sonra yaptığımız işlemi kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için multimetreden yararlanacağız. Burada iki multimetre probe arasında devre tamamlanırsa multimetreden bir uyarı sesi geliyor. Yani olması gereken probeları 2 artıya ya da 2 eksiye dokundurduğumda ses gelmesi ya birine artıya birine eksiye dokundurduğumda ise sesin gelmemesi. Burada her şey yolunda görünüyor. Artık güç dağıtım kartımızı toplayıp yerine sabitleyebiliriz. Aklıma çok geç geldi ama harici sistemler için kullanacağım kabloyu lehimlemeyi unutmuşum. Hızlı bir şekilde onun lehimlerini de yapıyorum. Bu işlemin ardından da güç dağıtım kartını kapatıp olması gerektiği yere sabitleyeceğim. Geriye bir tek sabitlemek kaldı. Onu da plastik kelepçelerle sağladım. Bu arkadan görünüşü, bu da ön tarafından görünüşü. Videoyu sonlandırmadan önce geriye tek bir işlem kalıyor. Bu işlem belki de videonun en önemli kısmı. Çünkü pilimizi biz doğrudan bu gördüğünüz kablolar ile güç dağıtım kartına bağlayacağız. Eğer yaptığımız işlemde veya herhangi bir sebepten dolayı bir kısa devre varsa pili bağladıktan sonra pilimizi yakabiliriz. ESC'lerin hepsini yakabiliriz. Daha da kötüsü yangın çıkarabiliriz. Dolayısıyla pili bağlamadan önce muhakkak bir multimetre yardımıyla bu iki kablo arasında kısa devre olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor.
Şimdi kısaca bu önemli olduğu için multimetrede bunu nasıl yaptığımızı da göstereyim. Bunun için multimetreyi ses işaretine benzeyen, bu her multimetrede farklı olabilir, moda getireceğim. Bu modun nasıl çalıştığını şöyle göstereyim. Önce bir multimetreyi yerleştireyim. Evet. Şimdi ses işareti olan moda getiriyorum. Şimdi burada multimetrenin probları arasında devre tamamlanmadığında bir ses yok. Ama dokundurduğum zaman duyduğunuz gibi bir ses çıkarıyor. Bunun testini nasıl yapacağım? Güç kartından çıkan artı ve eksi kabloyu burada yönü fark etmez. Birini birine, diğerini diğerine takacağım. Burada önemli olan multimetreden ses gelmemesi. Bu da bize bu iki kablo arasında kısa devre olmadığını ve pilimizi güvenle bağlayabileceğimizi gösteriyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kırmızı tuşlar.